Thank you very much. Okay. Thanks for having me. Evet, ben de beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Carlo Mayer ben. 25 sene, 2 aydır otomotiv teknolojileri konusunda deneyime sahibim. Genellikle navigasyon sistemleri üzerinde çalıştım. TomTom şirketinde görev aldım. Son birkaç senedir de üniversitede olmaktan dolayı çok memnuniyet duyuyorum. Bu biraz beni gelecekle ilgili, mobilitenin geleceğiyle ilgili size anlatacaklarımı hazırladı diyebilirim. Yani konum bu. Aynı zamanda bizim endüstrimizden, ICT'den sonra neler değişti onu anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten otomotiv sektöründe çok müthiş değişimler var bugünlerde. Öncelikle bir örnekle başlamak istiyorum. Çünkü geleceğe bakmak gerçekten zor. Özellikle de bunu geleceği kestirmek anlamında yaptığımız zaman zorlaşıyor. Olduktan sonra ben bunun olacağını biliyordum demek kolay. Şimdi ABD'den bir kurumdan size örnek vermek istiyorum. Bu kurum gelecekle ilgili trendleri öngörüyor. 1954 senesinde Rand mesela şirketine demişler ki ileride evde bilgisayarlar kullanılacak deniyor. Bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Ve bir çalışma yapılmış. Demişler ki 2004 senesinde evlere bilgisayar girecek yapılan çalışmanın sonucunda. Aslında çok da başarılı bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok da fena bir tahmin değil. Mesela gördüğünüz gibi ekranda 2004 senesinde flat screen bilgisayarları görüyorsunuz. Bayağı bir yaklaşmışlar. Yani tabii ki burada yaptıkları resimde çok daha büyük ekran. İşte ne bileyim kullandığımız mouse da daha farklı gözüküyor. Ama bayağı yaklaşmış. Yani Sezer'in hakkını Sezer'e vermek lazım. 2004 senesinde bilgisayarların böyle görüneceğini düşünmüşler. Ve fena olmamış. 2014 senesinde bilgisayarların nasıl gözükeceğini sorsaydık ama muhtemelen bir akıllı telefon olacağını tahmin edemeyeceklerdi. Ki geçtiğimiz 10 sene içerisinde gerçekten daha önceden olan bütün değişimlerin çok daha üzerinde bir hızla değişim yaşandı. Bunu zaten biliyorsunuz ama her 18 ayda bir bilgisayarların gücü ikiye katlanıyor ve bu böyle ikiye katlanarak devam ediyor. Yani inanılmaz bir çarpan etkisiyle büyümeden bahsediyoruz. Ve belki de 100 yılı aşkın bir süredir bu büyüme devam ediyor, bu ilerleme devam ediyor. Yani teknolojiden de bağımsız. Her şeyden bağımsız, gerçekten çok uzun zamandır çok hızlı bir teknolojik değişim sürecinden geçiyoruz. Ve dediğim gibi katlanarak giden bir değişim bu. Katlanarak giden dediğimizde şimdi biz insanlar olarak lineer düşünürüz. Bizim yazılımımız 20.000, 30.000 sene önce hazırlanmış ve o zamanlar lineer bir dünyada yaşıyorduk. Yani bu inanılmaz hızlı değişen ortama alışkın değiliz. Ve Hindistan'ın kralı 1200 sene öncesinde bununla ilgili bir şey söylemiş. Yani satranç tahtasını keşfeden kişiyle tanışmış ve demiş ki ben bunu satın almak istiyorum. Ne istiyorsunuz karşılığında? Ben demiş pirinç tarlaları istiyorum. Kral da bunun karşılığında bunu vermenin aslında çok da pahalı olmayacağını düşünmüş. Halbuki onun istediği kareli büyümeyi de pirinç tarlalarını verdiği zaman aslında bütün Hindistan'ı toplayacak kadar tarla vermek zorunda olacakmış. Şimdi bir adım, iki adım, dört adım, sekiz adım ve 32 kere böyle gideceğim dediğiniz zaman karesini toplaya toplaya belirli bir noktadan sonra dünyanın etrafını gezmiş oluyorsunuz. Her neyse, demek istediğim biz böyle çarpan etkili düşünmüyoruz birçok işte. Halbuki dediğim gibi etrafımızdaki dünya da katlanarak değişiyor ve biz buna alışkın değiliz. Bu biraz Moore'un kanunu gibi. 1956'da 5 megabitlik
hard drive'lar yapılmıştı. Halbuki şu an bizim için o kadar küçük bir şey ki bu bir MP3 şarkısı büyüklüğünde bir megabitten bahsediyoruz. O zaman ise bu o zamanın en büyük hard drive'ı. Ve hiç kimse müzik sektörünün de bu noktaya geleceğini düşünmemişti. Halbuki her şey bu sektörün de dijitalleşmesiyle birlikte müthiş bir değişimden geçti. Ve dijitalleşmenin olduğu bütün sektörlerde bu değişimi görüyoruz. Yani dijitalleşme işin içine girdiği zaman sektör tamamen değişiyor. Ve birbiri ardına çok hızlı gelişmeler oluyor. Abundance adlı bir kitabı var Peter'ın. Daha detaylı okuyabilirsiniz. Yani dijitalleşme olduğu zaman sektör tamamen değişiyor. Müzik sektöründen örnek vereyim. Eskiden paramın çoğunu plaklar almaya, CD'ler almaya harcardım. Şimdi çocuklarım hiçbir şey harcamadan müzik dinleyebiliyorlar. Yani tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum ama fiziksel objeler müzikle ilgili kayboldu. Her şey dijital. Kodak da aynı şekilde. Yani Kodak dijital fotoğraf makinesini keşfetti. Eskiden böyle pahalı fotoğraf makinelerimiz vardı. Şimdi akıllı telefonlarımızın üzerinde ücretsiz bir işlev olarak kullanıyoruz. Ansiklopedileri düşünün. Eskiden ne kadar pahalı bilgi sistemleriydi. Tamamen bu sektörü Wikipedia yerli bir etti. İşte aslında demokratikleşme dediğimizde bu. Çünkü Afrika'daki çocuklar da artık 15 sene önce ABD başkanının erişemediği bilgilere erişebiliyorlar. Yani demokratikleşmeyi de beraberinde getirdi dijitalleşme. Son bir örnek daha vermem gerekirse bu Radio Shack'in 20 senelik bir reklama. Ve bu reklama baktığınız zaman her şey 2000, 3000, 4000 dolar. Halbuki şu anda burada gördüğünüz her şeyi kendi cep telefonunuzda bedavaya alabiliyorsunuz. Ve artık bunları üreten insanlar kendilerini yeniden keşfetmeleri ve yeni bir farklı iş modeline geçmeleri gerekiyor. Bütün bu değişimler mobilite içinde geçerli. Ancak mobilite dünyada değişmeyen unsurlardan biri. Dediğim gibi bizim yazılımımız 20 bin, 30 bin sene önce yapılmış. Belki Afrika'nın çöllerinde ve bir şekilde bizim genlerimizde bununla ilgili zaten çalışmalar yapılıyor biliyorsunuz. Biz her zaman mobiliz ve mobil olmaya devam ediyoruz. Yani evrimimizin bir noktasında belki 2 saat mobildik, belki 1 saat ya da daha fazla saat ama yani bir şekilde genlerimizde mobilite var ve hareket etmeden yaşayamayız. Birçok çalışma yapılmış bu konuyla ilgili olarak. Mesela ülkelerde işte sol taraftaki ülkelerde gayri safi milli hasılanın daha düşük olduğunu görüyoruz. Sağ tarafta daha gelişmiş ülkeler var ve orada mobilite 1 saat 6 dakikaya inmiş durumda. Şimdi mobilite dediğiniz A noktasından B noktasına ulaşmak ama aynı zamanda bir de biyolojik gereksinimimizi karşılamakla ilgili. Bir de ritmik becerilerimizi, aritmetik olarak aritmetik becerilerimiz açısından bakacak olursak o 1 saat 6 dakika içerisinde nereden nereye gittiğimiz de çok önemli. Mesela Fransa'da yüksek hızlı trenler var. Şimdi bununla ilgili tabii ki çalışmalar da yapılıyor ama demek istediğim şu, bizim ulaştırma modumuzdan bağımsız olarak 1 saat 6 dakikalık bir mobilite var. Benim çocuklarım dünyanın yarısını gördüler. Öte yandan dedem belki de sadece tek bir ülke sınırını geçebildi. Yani mobilite de çok değişti. 1900'lü yıllarda at kullanıyorduk. Şimdi bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Arabalar hayatımıza girdi. Burası New York 1900 senesinde ve orada 190 bin at vardı sadece, pardon 120 bin at vardı mobilite ihtiyacını karşılamak için ve 10-12 tonluk bir
gübreyle uğraşmak zorunda kalıyorlardı. İnanılmaz bir atık, çok büyük bir çevre sorunuydu ve daha sonra çevreyi kurtaracak bir araç çıktı, araba. Yani bütün bu gübrenin sorunlarını vesaire çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırdı. İlk başta atlara çok daha iyi bir alternatif gibi gözüküyordu ve tabii ki arabalar da evrimleşti. Şu anda araba dediğiniz tekerlekli bir bilgisayar aslında. Bir arabanın hesaplama gücü bir uçağınkinin 10 katı. Ya da yani hesaplama gücü Boeing 747'nin 100 katı. Şu anda kullandığımız en güçlü hesaplama becerisine sahip araçtır arabalar. Ve dediğim gibi dijitalleşme girdiği zaman sektör tamamen değişiyor. Ve bu inanılmaz beyin gücünü kullanarak arabalar kendi sorunlarını çözebilir hale geldiler. Mobilite tabii ki çok önemli. Bize refah getirdi, daha fazla özgürlük getirdi. Ama tabii ki kendi içerisinde başka sorunlar da getirdi. Şunu çok net ifade etmek istiyorum. Bu sorunlar finansal sorunlar. Biz her sene belirli bir gayri safi yurt içi hasılanın belirli bir bölümünü kaybediyoruz. İşte güvenlikle ilgili konulardan dolayı yani %2 ila %4'ünü mesela mobiliteyle ilgili sorunlardan kaybediyoruz. Eğer hiç kaza olmasaydı, trafik sıkışıklığı olmasaydı ya da çevre sorunları olmasaydı hepimizin ekonomisi %3 ila %5 daha iyileşirdi. Şimdi ICT sorunları çözecek mi? Bakın Hollanda'da güvenlikle ilgili rakamlar böyle. Sizin rakamlarınız da bu iyileşmeyi gördüm. Yani birçok yeni düzenlemeler, kanunlar çıkıyor. İşte daha güvenli sürüş, daha güvenli karayolları ve tabii ki arabaların burada oynayacağı rol de çok önemli. Mesela Volvo diyor ki 2020 senesinde hiç kimse araba kazalarından ciddi bir yaralanmayla çıkmayacak. Çünkü çok ciddi elektronik sistemler sürücüye herhangi bir kazayı önlemesi noktasında ciddi yardımlar sağlayacaklar. Bu sistemlerden bir kısmı benim arabamda da var ve gerçekten bunların güvenliği ciddi anlamda iyileştirdiğini biliyoruz. Yani insanlar hızlı ya da daha az güvenli araba kullanırlardı zaten. Bu tabii ki devam edecek ama frenler de daha iyileşti vesaire. Yani adım adım araçlar çok daha güvenli hale geliyor ve bütün istatistiklerde bu söylediklerimi teyit eder nitelikte. Volkswagen ile ilgili konuyu hepimiz biliyoruz ama ona rağmen motorlar da çok daha temiz o hale geldi. Yani 1993 senesine kıyasla motorlar işte %95 daha temiz ve bu trendinde bu şekilde devam edeceğini görüyoruz. Mesela eskiden egzoz gazları çok ciddi bir şekilde çevreyi kirletirdi. Şu anda aynı kirliliğe sebep olmuyorlar. Dediğim gibi %90-95 daha temizlendi. Yani araçlar, arabalar gittikçe daha güvenli ve daha temiz olacaklar. Elektrikli arabalar da var. Burada siyahla gördüğünüz bateri fiyatı arabaların. İlk başta demişlerdi ki kilowatt saat başına $150 yani o zaman benzinli araba kullanmak çok daha mantıklı demişlerdi. Ama Nissan bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptı. Nissan ve Tesla aslında bütün bu tahminlerden çok daha iyi noktaya gelebileceklerini gösterdiler. 5-10 sene içerisinde muhtemelen elektrikli araçlar diğer araçlardan daha ucuz olabilecek. O yüzden zaten bu tür araçlara çok fazla yatırım yapılıyor. Evet, yani bir araba size ayda 100 euroya mal olacak. Yani bundan daha fazla bir maliyeti olmayacak. Yani arabalar yakın gelecekte gerçekten çok ciddi bir şekilde ucuzlayacaklar. Bir diğer konumuz mobilite. Özellikle İstanbul'daysanız biliyorsunuz burada akıllı bir mobilite yok. Tam tersine aptal bir mobilite var ki bu kadar trafik sıkışıklığı içerisinde yaşıyor insanlar.
İşte biz de hükümete birlikte çalışıyoruz. Nasıl acaba yardımcı olabiliriz bu konuda diye. Geçen sene İstanbul dünyanın en trafik sıkışıklığı olan ülkesi seçilmiş. Yani insanlar çok ciddi bir zaman kaybediyorlar. Yani bu trafik sıkışıklığı yüzünden sizler %58 ortalama daha fazla zaman harcıyorsunuz. Bu da gerçekten çok inanılmaz bir rakam. Şimdi bu sene 2015 6 Eylül herhalde en fazla trafik sıkışıklığının yaşandığı gündü. Çünkü bizi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden elediniz. Umuyorum ki bu sene siz Avrupa Şampiyonu olursunuz. Bunun için de tebrik ederim. Lütfen Avrupa Şampiyonu olun. O zaman en azından yenildiğimize değsin. Şimdi burada trafik ICT girdiği için işin içine insanlar kendi sistemlerini geliştirecekler. Tabii ki biz bu araçlardan kurtulacağız anlamında söylemiyorum bunu. Araçlar olacak ama trafik sıkışıklığı olmayacak. Çünkü o kadar fazla veri ve bilgi olacak ki biraz öngörmek daha kolay olacak. Ve bu trafik sıkışıklığına bağlı olumsuz hisleri de ortadan kaldırmış olacağız. Tabii ki de tamamen bağımsız bir şekilde A'dan B'ye belki süremiyor olacağız ama en azından çok ciddi bir otomasyonla insanlar hem trafiği öngörerek hem de otomatik bir şekilde A'dan B'ye gidecekler. Yani güvenlikten bahsettim. Belki dediğim gibi trafik sıkışıklığından tamamen kurtulamasak da bu negatif etkilerini hafifletmiş olacağız. Şimdi herkes toplu taşımayı teşvik edelim diyorlar. Toplu taşıma daha güvenli, daha temiz, daha ucuz insanlar için. Ama bütün bu argümanlar artık yavaş yavaş kayboluyor. Tabii ki de toplu taşımaya ihtiyacımız var şehirlerde. Yoksa şehir merkezine ulaşmak mümkün olmazdı. Ancak bütün bu dediğim argümanlar yavaş yavaş kayboluyor. Bu resimlere belki evde bakmak istersiniz ama Hollanda hükümeti 1 kilometre başına farklı modalitelerde şu kadar ücret ödüyor insanlara. Yani mesela biz bisikletlere çok odaklanıyoruz. Bisikletler hem hükümet için çok daha uygun fiyatlı hem de çevre için çok daha sürdürülebilir. Bu da gerçekten çok önemli. Biz İstanbul Üniversitesi ile de birlikte çalışarak acaba bunu Türkiye'de nasıl uygulayabiliriz diye bakıyoruz. Yani bir de tabii ki uçak var. Uçak aslında kendi kendine ödeyen modalitelerden biri, taşıma araçlarının, ulaştırma araçlarından biri. Şimdi bu sürdürülebilir araçları son derece maliyet etkin bir şekilde yönetebiliriz. Yani modaliteyi bir hizmet olarak sunmak mümkün ve kilometre başına 30 sentin de daha altına inmek mümkün. Ve bu tür sistemlerle çok daha iyi organize edebileceksiniz kendinizi. Bir de biliyorsunuz bu araba paylaşımı ile ilgili uygulamalar çıktı. Bunlar da gayet iyi gidiyor ve bunlar da yeni modalite sistemlerinin daha sürdürülebilir olmasına yardımcı oluyor. Evet, yani bu bütün teknoloji dediğim gibi sektörü değiştirdi. Arabalar çok daha güvenli, çok daha az yakıt harcıyorlar. Araba paylaşımı olacak, daha sadeleştirilmiş karayolları olacak. Dinamik trafik yönetimi sistemleri olacak. Arabalar kendi sorunlarını çözer hale gelecekler. Elektrikli cihazlar zaten sadeleşti. Zaten amaç buydu. Sadece 10 tane dönen parçası var.
Yani klasik bir aracın çok daha fazla dönen parçası var. Yani çok daha ucuzlayacak bu elektrikli cihazlar ve bisikletlere de odaklanmak lazım. Bu her şeyi çok daha az maliyetli hale getirecek ve demokratikleşme de tabii ki bunun en önemli sonuçlarından biri modalite, size sunulan modalite çok daha az maliyetli olacak. Şimdi ben son 8 saniyemi şunları anlatarak kullanmak istiyorum. Sizin çalıştığınız sektörle ilgili, yani muhtemelen hepiniz modalite, yani taşımacılık üzerine çalışmıyorsunuz. Ancak bu bizim sektörümüzde olan değişim sizin sektörünüzü de etkileyecek. Çünkü mutlaka birbirini etkiliyor sektörler. Mutlaka sizin sektörünüze de yeni bir giriş yapan olacak ve sizin bir Kodak noktanız olacak. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer ki çevre çok hızlı bir şekilde değişiyorsa neler olacağını tahmin etmek de zorlaşıyor. Ama çok da fazla fırsat anlamına da geliyor bu. Mesela bugün dinlediğim kadarıyla biraz şansa da ihtiyacınız var. Ama şans dediğiniz nedir ki? Hazırlıklı olmak. Yani o tesadüf anında hazırlıklı olmak demektir şans. Çünkü siz atik, çevik olduğunuz sürece ve o şansı yakaladığınız sürece çok şanslı gibi gözükebilirsiniz. Ama aslında o sizin hazırlıklı olmanızdan kaynaklanmaktadır. Bu dört, yani şu anda Fortune 500 şirketinin ilk dört şirketini görüyorsunuz. Hepsi çok genç şirketler, çok geniş şirketler. Yani zaten Fortune 500'deki şirketlerin çoğu üniversite öğrencileri tarafından kurulmuş şirketler. Peki neden böyle bir değişim var? Yani neden işte büyük şirketlerin danışmanları böyle fikirler ortaya getirmiyorlar? Ben gerçekten öğrencilerin burada gösterdikleri projeleri de çok beğendim. Biz de aynı şeyi üniversitemizde yapıyoruz. Burada Hollanda konsolosluğu da var. Hemen de buraya yakın mesela elektrikli motosiklet var. Burada ortadaki arabayı da orada teşhir ediyoruz. Bir gidin görün. Şimdi öğrencilerin iki tane önemli becerisi var. Birincisi, başarısız olmaktan korkmuyorlar. Yani sizin şirketinizde de mutlaka başarısızlıktan korkmadığından emin olun insanların. Çünkü başarısız olmaktan korkmazsanız potansiyelinizin sınırını da aramazsınız. İkinci bir noktada öğrencilerle ilgili gerçekten çok saçma, çok aptalca fikirler ortaya atabiliyorlar. Ve bu da çok önemli. Çünkü yarının en büyük başarıları dünün en aptal fikirlerinden gelecek. Yani o yüzden bu ne aptalca bir fikir diye asla düşünmeyin. Çünkü yarının en büyük başarıları bu fikirlerden çıkacak. Asla tersi değil. Yani tabii ki bütün aptalca fikirler yarın çok büyük başarıya dönüşecek de değil. Belki %99'u dönüşmeyecek. Yani aptal olduğu kanıtlanacak. Ama lütfen şunu da aklınıza tutun. En zeki, en parlak fikirler yine o fikirlerin arasından çıkacak. O yüzden zaten ben öğrencilerle çalışmaktan çok keyif alıyorum. Onların o yani bazen bizim hayır bu asla olmaz, bu asla olamaz dediğimiz şeyleri aslında olabileceğini onlar bize gösteriyorlar. Peki bu hızlı değişen ortama nasıl ayak uyduracaksınız? Bunu zaten söyledim. Sizin sektörünüz de çok hızlı değişecek. Ama nasıl değişeceğini ben söyleyemem. Ama değişecek. Yani sizin şirketinizin de bu anlamda bir savaş uçağı gibi hareket etmesi gerekiyor. Savaş uçakları istikrarlı değildir. Yani bir bilgisayar sürekli olarak savaş uçağını düzeltir. Ama kendi içinde istikrarsızdır ve bu anlamda da çok çeviktir. Hızlı bir dönüş yapması gerektiği zaman yapar. Ve işte savaş uçağı bu şekilde hızlı hareket eder. Siz de kendi kurumunuzu bir savaş uçağına dönüştürmeye çalışın. Yani pratikte istikrarsız olsun. Yani çalışanlarınızdan biri gelip
patron aptalca bir şey yapıyor dediği zaman buna açık olun. Aşırı organizasyona gitmeyin. Çok büyük iş planları yapmayın. Çünkü iş planları çıktığı zaman çok geç kalmış olabilirsiniz. Prototiplerle çalışın. Bana bir prototip gösterin deyin önce. Yani 20 sayfalık bir iş planı hazırlamadan önce. Bu şekilde daha çevik olun. Diğer şirketlerle mümkün olduğunca işbirliği yapın. Sadece kendi çalışanlarınızdan gelecek inovasyona bağlı kalırsanız o zaman 4-5 sene içerisinde silinip gidersiniz. Dışarıdan gelecek inovasyona da açık olun. Şimdi hikayemi bitirirken şunu söylemek istiyorum. Lütfen bakın. Hangi teknolojiler sektörünüzü değiştirir? Çünkü ya siz değiştireceksiniz ya değiştirileceksiniz. Zihniyetiniz açık olsun. Başka inovasyonları da kullanın. Bütün dışarıdan gelen kaynakları kullanın. Ve öğrencilerle gerçekten görüşün. Dediğim gibi Hollanda konsolosluğuna da gelin. Orada da çok ilginç çalışmalar yapıyoruz. Ve mobilite konusunda tekrar kapatmak istiyorum. Mobilite konusuyla kapatmak istiyorum konumu. Tabii ki mobiliteyi çok keyifli yaşayacaksınız ve eminim ki 1 saat 6 dakikalık mobiliteniz sırasında gayet huzurlu bir zaman geçireceksiniz.